Merhabalar, Seda Dağdelen YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün okuduğumuz kitap Sufi'nin Hayat Rehberi Neil Douglas Close'un kitabında Kutsal Alana geldik. Esması El Kuddüs. Buradaki anlamı bu yola getirildiğinizde hayata gerçekte önemli olan şeylerin ne olduğunu hatırlamak için ilahi bir alan açma fırsatı kullanın diyor. Esma-ül Hüsna kitabında baktığınızda Arif Hoca'nın tanımlamasında ise şöyle söylüyor. Nefsi emarenin kirlettiği nefis ve kalpleri temizleyen. Aslında ya Kuddüs olarak çekilen esmalarda tasavvuf ilminde arınmak anlamında geçiyor. Kitabın bize önerdiği uygulama öncesi açıklama şöyle. Bazen hayat bize sürekli bir randevu veya bitmeyen bir yapılması gerekenler listesi gibi gelir. Bu şartlar altında bir önceki yolda söz ettiğimiz yapabilirim gücünü ve hayattan ne istediğimizi nasıl keşfedebiliriz? Kalbin bir sonraki yolu bize modern hayatın en zorundan uygulamalarından birine kalkışmamız gerektiğini söylüyor. Yalnızca kendimiz olabileceğimiz bir yeri yaratmak. Bu kendimizde olmak hissini yaratmak anlamında gelen bir tanımlama aslında. Mevlana Hazretleri bu konuda şöyle diyor. Toz kalp camını bulanıklaştırdığında ayna nasıl aranabilir? Tozu kaldır. Işınlar gerçek yüzünü ortaya koyacaktır. Üzüm suyu bir gecede şarap olmaz. Bu yüzden şarap şişede yıllanır. Eğer kalbinin aydınlanmasını istiyorsan biraz çaba göstermeye hazır ol diyor. Kalbin bu yolunda alan yaratmak ve odaklanmayı öğrenmek birbirine bağlantılı. İlgi bir tür sevgi ve ilgi alanımızın dışarıdan empoze edilmesi yerine en derin kalbimizle seçmeyi tercih ederiz. Binlerce yıl boyunca insanlar içeriye odaklanma için gerekli alanı doğada aramışlar, bulmuşlar. Bu yüzden şehirde yaşayanlar biraz daha fazla çaba sarf etmek gerektiriyor. Ayrıca modern hayat ilgimizi olayların yüzeysel boyutuyla ve hızlı karar alma çekiciliğiyle çok daha fazla cezbediyor. İlgimizi meşgul etmek için bilinçaltında reklam, medya ve alışverişin ince çekiciliğini yaratmak uğruna birbirimize komplo kuruyoruz. Bu hem bir armağan hem de bir lanet olarak görülebilecek duruma geliyor. Bu meşgul olma vebasından zamanımızı ve alanımızı geri almayı başardığımızda güçlü olabiliyoruz. Belki hayat sizden şu anda bir an için bu akımın dışına çıkmanızı, hayatınıza niçin alan yaratmak istediğinizi düşünmenizi istiyordur. İçeride ve dışarıda ilahi bir alan yaratmak adına zamana ihtiyacımız var. Bu yol içeriye dönmemizi, birbirlerini tekrar eden düşünce ve duyguların yükünü sırtımızdan atmamıza ve içimizde tekrar yaratılmış ilahi bir aynayı bulmamıza izin verecektir. Kelimenin kökleri ve dallarını yaptık bugüne kadar. Yine devam ediyoruz. Kökler ve dallarda bu özelliğin geleneksel çevrilişini kutsal alan anlamına geliyor. Kuddüs'ün kökleri hem odaklanma, kade, hem de boşluk, üse gösteriyor. Sembolik olarak ayrı bir alanı yaratmak, bir daire içine alınmış bir nokta. Ben tabii bunu okuduğum an hemen aklıma hangi daire geldi? Tabii ki Esma-ül Hüsna'larla birlikte çizmiş olduğum şu mandalaların daireleri geldi. Bunlar benim çalışma odamda var olan daireler. Bir tanesi tam görünmüyor ama bir tanesi Mevlana'nın simgelendiği resimle birlikte tam görünüyor. Aslında Mevlana felsefesinde, hani bu kitapta değil de benim okuduklarımda, ruhun ortada olduğunu ve biz aslında etrafımızdaki olaylarla bir ayağımızın etrafında döndüğünü söylüyor. Şimdi tekrar buraya döndüğümüzde, Neil'in yazdığı kitaba baktığımızda Hazreti İsa bu kelimenin Aramice şeklini duasının ikinci satırında kullanmış.
birlik ismi ile ve titreşim ile kutsal alanı yaratılsın demiş. Birlik ismi. Peki. Şimdi bu burada bu arada şöyle bir bilgi daha veriyor burası. Daha önce bundan bir video önce öğrendiğimiz Ya Melik'le birleştirilen bir esma olduğu söyleniyor. Burada esma adı geçmiyor. Esma'yı ekleyen benim. Burada sadece El Melik deniliyor. Ama bunun ne olduğu anlatılmamış. Yani Sufizm'de geçiyor olarak tanımlanıyor. Şimdi diyor ki Kur'an bu kelimeyi sıkça bir önceki yol olan Melik'le eşleştirir. Görme gücü ve onu alabilmeyi mümkün kılan alan bir arada gider. Birlikte Kur'an'ın tek bir suresine dahil edilen bir sonraki 6 yoldan geçebilmek için bir süreci başlatabilecek kapıları açarlar. Peki bugünün meditasyonu ne? Bugünün meditasyonu şu. Yine kalbimize odaklanıyoruz. Ne söylemiştik? Kalp bizim için çok değerli. Çünkü kalp yaşam enerjisinin geldiği nokta, kanın pompalandığı nokta. Kalp durduğu zaman her şey duruyor biliyorsunuz ki. Onun için kalbimize odaklanıyoruz ve nefesin kalp atışımızda aynı tempoda olmasına izin veriyoruz. Yani kalbim şu anda elimi koyduğumda atış şekline göre Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs. Yani elime vurdukça ben kelimeyi virde ediyorum. Yani sürekli kılıyorum, yani söylüyorum. Burası da diyor ki aşamalar halinde alışveriş nefesinize göre Ya Kuddüs diye sesinize ekleyin. Kalbinizi ilahi yansımayı bekleyen bir ayna olarak hissedin. Başka bir zamanda ismi nefesinize alarak sessizliğe girin ve ismin size yol göstermesine izin verin. İçinizde tüm farklı seslerin bir araya gelebileceği yuvarlak bir masayı zihninizde canlandırarak iç benliğinizin dairesini oluşturun. En yüksek rehberlerinizin yani sufilerin ruh dedikleri yüce benlikten bahsediyor. Benliğinizin tüm dışlanmış kısımlarını herkese yetecek kadar yiyeceğin olduğu bir akşam yemeğine davet etmesine müsaade edin. Tüm ilgi benlikler birliğinin dairesine katılmakta serbesttir diyor. Benim önerim şu, bugün bu çalışmada elinize bir kağıt kalem alın, ortasına bir nokta koyun ve daha sonra o noktanın etrafında çizgiler çizin. Ya Kuddüs, kalbinizdeki atışı dinleyerek, kalbinize odaklanarak çizin. Ya Kuddüs, her şey bir daire içerisinde. Bunu nereden söylüyorum? Bunu bol bol çizen biri olarak söylüyorum. Hem burada gördüğünüz gibi hem de aslında şurada gördüğünüz gibi, bunu da yakından gösterelim. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Her birine bugüne kadar kullandığınız esmaları da koyabilirsiniz. Ya da bugünkü Ya Kuddüs'ü kullanabilirsiniz. Evet, şimdilik bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Sevgilerimle.